Ben kameranın yön değiştireyim arkadaşlar. Biraz kendimi göstereyim. Göstereyim, göstereyim, kendimi göstereyim. Ezan da okunuyor. İkindi ezan okunuyor arkadaşlar. Göstereyim kendimi. Hem güneş parlıyor solumda. Solum batı. Batmak üzere güneş. İşte diyorum ya, artık Türk milleti uyandı. Zaten uyanığız biz de. Uyanık. Uyanıklığımız yüzünden başaramıyorlar ya. Bakmayın, bazen yanlış şey yaptığım şeyler doğru olabiliyor. Konjüktür. Oradan, o açıdan bakınca, bütün görmeyince bazı şeyleri, halkın yaptığı şeyler yanlış olabiliyor. Merak etme. Su akar, yolunu bulur deniliyor ya. Şurayı ben göstermek isterim sizlere, önümdeki manzarayı arkadaşlar, Didim'i. Gelirken herhalde arkamızda kaldı bu manzara arkadaşlar. Şimdi şöyle göstermek isterim. Tertemiz, pırıl pırıl görünüyor yani. Biraz daha yakına getireyim. Mükemmel bir ülkemiz var. Siz de görüyorsunuz. Biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle. Hafif hafif. Bakın. Arkadaşlar, bu ülkeyi ele geçirmek için nelerini vermezler. Görüyorsunuz, İsrail gibi çölün başında nasıl kavga ediyorlar, Filistin gibi. Çöl için bu kadar canlar veriyorlarsa bu ülkemiz için neler vermezler. Bu sadece bir tanesi bizim bizim ülkemizin bunun gibi, buna 10 katlayan ne kadar güzel yerleri var. Bu bir başka güzellik. Her kadın güzeldir derler ya. Sarışını farklı güzeldir, esmeri çok farklıdır, şusu budur, yeşil gözlüsü, mavi gözlüsü, işte beyaz tenlisi, koyu tenlisi, buna benziyor ülkemiz. Ülkemiz buna benziyor. Her taraf bir başka güzel yani. Siz gidin mesela Filistin topraklarını bu şekilde diyemezsiniz. Ama adamların işte vatanı orası veya kimse artık. Onlar için orası en güzel yerler. Ama ben görmediğim yerler için bile ülkemizde çok güzel deyip ağzım açık kalabiliyor. Filistin için o tabii televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla kalamıyor ağzım açık. Çorak toprak diyorum, güzelliği yok diyorum vesaire diyorum, iklimini beğenmiyorum vesaire vesaire. Güzel bir şey oldu, macera oldu bugün. Arkadaşlar, bayağı da herhalde bir uzun video oldu bu. Artık ham olarak mı yayınlasam, ne yapsam bu videoyu bilemedim. Şimdiden onu düşünmeye başladım. Hiç düşünmeden çekim yapıyorum devamlı. Devamlı konuşuyorum. Belki bazılarınızın hoşuna gitmeyecek, uzun gelecek, uzun geleceğine ben inanıyorum ama çünkü dediğimiz gibi, bildiğimiz gibi çabuk ve hızlı tüketen bir nesil yarattılar. 10 saniye, 20 saniyeden fazla video seyredilmiyor. 2-3 saniyeden fazla bir fotoğraf bakılmıyor. Belki o kadar bile değil yani. Bunu anlatmak istedim. Hakikaten her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Tüketilecek şey çok belki, o yüzden bilmiyorum. Ama böyle olunca da bizim algılarımızla oynayabiliyorlar şu Siyonistler. 100 yıldır, kaç yüz yıldır onu da bilmiyoruz da. Oynadıkları gibi. Arkadaşlar, mecbur kalmayınca tekrar ediyorum. Başka ülkenin sahip olduğu ürünleri tüketmeyin. Bize şimdiye kadar adam yaparsa iyi yapıyor. Onlar yapmış, biz bakıyoruz. Şeylerini bilinçli olarak, içimizdeki o hainler yaptı diyor. Bunlar iyi niyetli sözler değil arkadaşlar. Elbette ben de söylerim. Bakın, adam yapmış, iyi yapmış.
lan bizimkiler niye yapmıyorlar, siz görmüyor musunuz bunları deyince bak anlam farkı anlam farklılaşıyor. Biz o kadar adamlar yapıyorlar. Yaptı mı tam yapıyorlar. Adam yapmış ya. Şuna bak ya, Alman malı bu ya. Bilmem. Arkadaş devamını getirsene. Getirmiyorlar. Oradaki devamını insan oğlu kendisi dolduruyor ya. Biz yapamayızın gizli söylenmiş hali o. Öyle beynimizi yıkıyorlar. Çocukluğumuzdan beri bizim yıkadılar. Hah, yerli malı, yurdun malı. Elma armut gösteriyor. Ne diyor orada? Okullarda sen tarımcısın, çiftçi. Başka bir bok yiyemezsin diyor. Arkadaşlar farkında mısınız? Nasıl bir oyunun içindeyiz? Yerli malı, yurdun malı deyip esnafları gezdirdiler mi? Üretim yapanları gezdirdi mi? Eğitim sistemimiz bizim. Ulan bir nalıncı dükkanına dahi nalın. Gitseler onun anlamını çözecek. O çocuk üretim yapmanın yurdun malı, yerli malı olduğunu anlayacak. Elma, armut, portakal yedirerek değil. Farkında mısın? Öğretmenler bile beyni yıkanmışlar. Hani Kazım Yurdakol diyor ya, eğitim zayiatı bunlar. Yemin ederim bu geçtiğimiz 100 yılda sadece eğitim zayiatı yetiştirdik. Bu elbette 100 yılın 100'ü de değil. Atatürk'ü ayrı tutuyorum bundan da. 38'den sonrası, 38'den öncesine demiyorum. Atatürk zamanına. Sonrası zayiat olmuş, gitmiş İnönü'ne gitmiş Amerika Birleşik Devletleri'yle. Ne öğreneceksek biz onlarda. Eğitim anlaşması yapmış. Adamı sokmuş içimize ya. Gel beynini yıka bu halkın demiş ya. Sen kimsin ya? Sen ondan öğrenecek neyin var senin ya? Böyle bir şey mi olur ya? Ne kadar masum görünüyor değil mi? İşte hep öyle yapıyorlar. Masum gösterip. Senin masum zannettiğin şeyler zaten en kritik şeyler. Maalesef. Evet, biraz daha yaklaştık manzaraya. O manzarayı biraz daha göstereyim. Herhalde videom burada. Artık ben bitirmek zorunda kalacağım. Diğer türlü ben konuşmam bitmez benim. Çenemiz düştü gene. Şöyle göstereyim gene. Hoş değil mi? Güzel değil mi? Çok güzel. Oh, çorak arazimiz dahi benim tabirimle çorak değil elbette. Filistin'in 1000 katı burası topraklarının örneği. Benim gözümle en azından. Kimse iddialaşmasın. Burada coğrafi yapı vesaire. Benim gözümle en azından benim ülkem daha değerli. Bu ülkeye sahip çıkın. Benim dedem gitmiş Çanakkale'de ölmüş. Birçok kişinin var öyle. Kurtuluş Savaşı'nda ölmüşler. Bizimkiler, bizim dedelerimiz savaşırken duyuyoruz. Savaşa gitmeyenler, katılmayanlar mal toplama derdine düşmüşler. Köylük yerlerde vesairede. O zenginler hep öyle kişiler arkadaşlar. Hain kişiler. Deccal kişiler, öyle denir bizim oralarda. Deccal kişiler, düşmanla işbirliği yapan kişiler. Bunlar mal toplamakla meşgul olmuşlar. Mal dediğimiz ne olursa olsun, para, değeri olan her şey, arazi, o zeytinlik, tarla, hayvan. Onları toplamakla, onları çalmakla meşgullermiş, biliyorsunuz. Bunları biliyoruz, bunları tarihimizi konuşturtmadılar bize. Birçok şeyi unuttuk. Soykırımı yapan Ermenilerdi. Biz yaptık diye geri çevirdiler olayı. Biz Türk halkı, biz böyle millet değiliz. Görüyorsunuz İsrailleri. Görüyorsunuz ya. Çoluk, çocuk, acımak, macımak, onur vesaire hiçbir şey yok. Adam kendisi diyor ya.
hayvanına varıncaya kadar soykırım yapın diyor. Çocukluğundaki bebeğine kadar soykırım yapın diyor. Bizle uyuyor mu bu? Bizim kültürümüzde var mı bu? Bir de bize barbar derler. Kim barbar? Barbar diyene bak sen. Barbar diyenin kendisi barbar. Vikingler. Barbar. Avrupalı. Barbar. Tuvalete bilmeyen insanlar. Barbar. Amerika. Barbarın önde gideni. Ne yapmış? Daha yeni yeni başladılar bizimkiler konuşma. Tarihçiler bizi yutturdular. Ben o kişiler de suç yapmıyorum da. Niye, daha önce neredeydiniz siz? Niye sesiniz çıkarmadınız orada burada? Yusuf. Değil mi? Yusuf. Almanya diyorlar. 12 milyonu öldürdü, sivili öldürdü diyorlar Amerikalılar ve İngilizler. Yusuf. Neredeydiniz şimdiye kadar? Sivil öldürüyorlar. Naziler aralarında diye. Nerede olacaklardı? Adamlar o ülkeyi yönetiyorlar. Sivilin arasında olmayacak mı? Nasıl kafa karıştırıyorlar? Vietnam'da kaç milyon kişi öldürdüler? Savaş bitmiş. Savaşı kazanmış. Amerika gitmiş iki tane atom bombası atıyor sivillere. İki tane şehrin üstüne. Şehir. Ne yaptı? O bir anda şehri, iki şehri yok etti. İsrail ise aynı zihniyet. 40 günde yok etti. Fark eden ne olacak? Zaten atom bombasının 2 katı 3 katı bomba atılmış deniliyordu en son rakamlar Filistin'e. Aynı zihniyet arkadaşlar. Hep arkalarında bakın Siyonistler çıkıyor. Yahudi demek istemiyorum. Çünkü Siyonistler diyorum işlerindeki o farklı kesim. Söylüyorlar hiç kimse duymadınız mı? Hitler bile Yahudiydi diyorlar. Onlardandı diyorlar. Hitler oyun oynadı diyorlar. Cesedi bile bulunmadı adamın. Bu Siyonistlerin Almanlara, Almanya'daki Yahudilere verdiği cezaydı diyorlar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Siz hiç inanıyor musunuz? Şeyin, ben inanmıyorum aslında. Şöyle demek istiyorum. Hitler'in bakın gençlik fotoğraflarına bakın. Hiç Alman'a benzemiyor. Tipik Alman'a benzemiyor elbet. Avusturyalıymış onu da biliyorum. Tipik Avusturyalı'ya da benzemiyor. Mavi gözlerinden başka hiçbir şeysi yok. Mavi mi onu da bilmiyoruz. Siyah beyaz resimler. Siz inanıyor musunuz? Hep bakın bunlar Lenin'dir, Stalin'dir. Stalin nerelidir? Adama 50 milyon, kaç yüz milyon neyse at. Rakamlar rakam olmuş insan sayıları ya. Kaç kişiyi öldürdüğü belli değil bunların. Hep arkasında şeyler çıkıyor işte söylüyorlar. Söyleyemiyorlar açık açık tarihçiler. Ya söyleyemiyorsan bari kendi adınla. Başka isimlerle bunu söyle ya. Başka şekilde duyur kendini gerçekleri. Çünkü o senin vazifen. O tarihçiliği yapıyorsan sen bir şekilde söyle. Bakın şimdi sosyal medyaya orayı buraya artık hakim değiller. Kontrol edemiyorlar. Eskiden sesi cırtlak çıkanı karikatüristleri bile öldürüyorlardı bunlar. Farklı ses tonuyla konuşanlar öldürüyorlardı. Ülkemizde de oldu gazetecilere onu bunu. Şey yaptılar, suikast vesaire dediler, geçtiler. Ah sıradan halkımızı, ah sıradan halkımızı. O bizim halkı hak etmeyenler yönetti ya, bilemeyeceğim. Hala da yönetiyor mu? Evet yönetiyor, var. Hepsi demiyorum. Bütün bu organizasyon, ülke organizasyon, devlet mekanizmasından konuşuyor. Var. Var. Neyse arkadaşlar. Şöyle güneşe doğru döneyim kendimi. Bilmiyorum kaç bölümlük bu video oldu. Ya uzun bir ham olarak yayınlarım ben bunları. Ya da bilmiyorum ne yapacağım. Belki de uzun bir zaman sonra yayınlarım. Çünkü
Eğer parça parça yayınlamak istersem, kesip biçmek istersem çok zaman alacak. Belki de kısa beşer onar dakikalık diyelim atıyorum. Kaç bölüm olur bilmiyorum. 10 bölüm mü olur? Kaç, ne kadar oldu? Uzunluğu onu da bilmiyorum. Bu şekilde de yapabilirim. Bilmiyorum ben de. Yoruldum. Tek derdim şu an için ıslağım, iç çamaşırım ıslak, tuzlu, biliyorsunuz deniz suyu. Gidip duş almak tek derdim. Hadi bir sonraki videomda görüşelim arkadaşlar. Beni takip eden, bu videolarımı izleyen, özellikle bu videomu da bu sonun şeyi diyelim, sonuna geldik diyelim. Sonuna kadar izleyen arkadaşlar teşekkürler. Rağbetiniz çoğaldı son zamanlarda. Büyük ihtimal şeyde ileri geliyor. Arkadaşlar bu seyredilen seyredilmeyen videolar var ya algoritmaya göre, YouTube'un algoritmasına göre. Ben onları silmiyorum arkadaşlar. Ben YouTube'da çok seyredileceğim. O amaçla videolar yapmıyorum. Orada arşive kalsın benim bütün derdim o. Şu an için ilgi gösterilmez o videolar ama tarihi açıdan onlar ileride değerli olabilir. En azından ben kendimi seyredelim 5-10 sene sonra. Hiçbir bilgi değeri olmasa bile kendimi, o çevreyi, çektiğim çevre hep değişir biliyorsunuz. İnsanoğlu değişiyor, çevre değişiyor. Hatta geçenlerde Didim'in 88'de çekilmiş bir videosunu rast geldim. Büyük ihtimalle Almanya'dan buraya gelen birisi videoyla çekmiş onu. Hakikaten 88 daha dün gibi benim için. Dün gibi ben bile bu kadar değişiklik olduğunun farkında değilim Didim'le. Yani ben bildiğimi, doğru bildiğimi yapmaya devam ediyorum. Kimseyi de memnun etmek için de burada değilim. Hatta bazı arkadaşlar bana ayar vermeye çalışıyorlar. Arkadaşlar ayar falan vermeyin. Ben sizin veya hepinizi memnun edemem birisi yazmış. Zehir zemberek değil de bir geri dönüşüm yazmış, yorum yazmış. Biz buraya Finlandiya hakkında bilgi almaya geldik, sen politika yapıyorsun demişler. Ben sana söz vermedim ki Finlandiya hakkında hep videolarımı yapacağım diye. Ne zaman söz verdim ki sana? Öyle bir imaj da yaratmadım. Kanalın adı dahi Türkiye Haberleri Fince olarak. Hem Fince var hem de Türkçe var burada. Türkiye'den Türkçe de veriyorum. Sonra Finlandiya'ya gittiğimde de Finlandiya'yı gezerek Finlandiya hakkında veriyorum. Yani hem Türkiye, hem Finlandiya, hem de Finlandiya politikası, hem de Türkiye politikası. Elbette şu an için İsrail sorunu olduğu için onlara da değinmeden geçemiyorum. Yani ben kimseye şu konuyla ilgili, şu konseptle ilgili video yapacağım diye söz vermedim. Kendi kendinize öyle algılara kapılmayın. Ben burada istediğim videoyu yaparım. Bu benim kanalım. Senin istediğin yönde video yapmam. Bir tane iki tane senin istediğin yönde video yaparım. Gerisini başka yerden bak. Hepsini aynı yerden hazır bekleme. Benim zaten Finlandiya ile ilgili yüzlerce bilmiyorum. Çünkü kanalımda herhalde 1500'e yakın bir video var. İyi kötü, uzun kısa, Fince, Türkçe, İngilizce şey var. Bunların kaçta kaçı Finlandiya ile ilgili saymadım. Herhalde bir 100 tane vardır en azından. Çünkü bir yarısı 300 tane herhalde, ne diyeyim ben sana, Fince videom var. Bir 300 tane Finlandiya ile ilgili videom olabilir. Hadi 300-500 tane de Türkiye ile ilgili videom olabilir. Yani orada yüzlerce benim videom var Finlandiya ile ilgili. Git ara, bul onları. Bunun içinden seç. Ben senin yerine bunu yapamam. Öyle bir şey söz vermedim. Çünkü benim takipçilerim hem Finlandiya'da, hem Türkiye'de, hem Finlandiya'daki Türkler, hem Finlandiya'daki Fin vatandaşları, hem Türkiye'deki yaşayan, Türkiye'de yaşayan Fin vatandaşları. Yani benim konseptim bu. Ben onlara yönelik yapmaya çalışıyorum videolarımı. Tek bir konseptim yok benim yani. İşine gelir gelmez. İşine gelmezse
yapacağını biliyorsun. Boşuna vakit kaybediyorsun buralarda derim. Benim kanalımda. Elbette beğenmediğin şeyler olunca senin yapacağın tek şey es geçersin. Es geçersin. Başka ve öyle yapıyorsun yani. Sen gidip de bir haber kanalından, televizyon kanalından beğenmediğin bir şey gelince ne yapıyorsun? Zapting yapıyorsun. Sen de öyle yap işte. Neyse. Böyle bir şey oldu biraz. Ne denir ona? Ayar verir gibi oldu da ayar vermek değil. Gerçekler bunlar. Arkadaşlar bazı şeyleri hayal kırıklığına uğruyor olabilirsiniz de ben herkesi memnun edemem. Onu demeye çalıştım. Ve her istediğinizde aynı yerden alamazsınız. Değer, her şey değerlidir. Elmas da değerlidir. Altın da değerlidir. Gümüş de değerlidir. Platin de değerlidir. İşte artık mesela örnek veriyorum. Uranyum da değerlidir. Siz gidip hepsini kuyumcudan temin edebiliyor musunuz? Öyle diyeyim. Anlatabilmek için. Belki doğru, belki yanlış örnek ama ben derdimi anlatmaya çalışıyorum. Gidip de her şeyinizi aynı yerden temin edemezsiniz. Bu kanaldan da siz temin edemezsiniz. Finlandiya'da üretilen her şeyi aynı markette alamayacağınıza göre bizim kanalda böyle bir kanal. Teşekkür ediyorum tekrar. Rağbet ediyorsunuz, ilgi gösteriyorsunuz son zamanlarda. Bayağı arttı yani şeyim. Kendimce abone sayılarımız, sonra izlenme sayıları, o da yükselişe geçti. Bir de şunu isterim, izlenme sayısına yani saatine bayağı ihtiyacım var. O da yükselişti ama bu beni motive etti yani. Biraz hızlandırırsa çok iyi olacak çünkü fark ettim ki ne kadar bu sayılar artarsa hakikaten benim videomun abone sayısı, kanalımın daha doğrusu, izleyici sayısı arttığını görünce benim moralim düzeldi arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim elbette. Yorumlar, beğeniler, sosyal medyada paylaşımlar, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsi birbirinden daha önemli. Didim'den hepinize selamlar, sevgiler. Bugün denize de girdik sayenizde. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.